Hocam. Efendim. Ne diyeceksiniz bu akşamla ilgili olarak? Görüntüyü alalım. Şimdi bakın. Bu ligin son maçı olsaydı ve Beşiktaş şampiyon olmak için örneğin maçı kazanmak mecburiyeti olsaydı şu anda Türkiye'de yer yer eder oynuyordu. Önce şunu söyleyeyim. Tayfur'un yaptığı bu penaltıdan rahatsızım. Rahatsızım demek ekrana şu demek getirin. Değildir. Bilerek, isteyerek geldiği Beşiktaş'ı galip getirmek için bile isteye, altını çiziyorum. Kasten penaltı yapmıştır demek ahlaksızlık olur. Bu bir. İki. O Erol Bulut muydu? Neydi onun? Erol Bulut. Erol Bulut. Erol Bulut terbiyesiz. Öl dedi. Terbiyesiz. Bravo. Terbiyesiz. Ya senin üzerinde karakter ölçer falan mı var? Ben de mesela Erol Bulut hakkında... Alanya'da talebesiydi ya oradan ya diyor. Olabilir. Ayrıca karaktersiz de olabilir. Her insan dört dörtlük olacak hali yok. Çocuğun düşüncesine. Tabii. Alanı söylenmez. Ha, yüreğin yetiyorsa. Kavga etmişler. Bak yüreğin yetiyorsa bağlanırsın. Dersin ki böyle böyle bu adam böyle böyle. Sebebi bu falan. Sebebi de bu dersin. Doğru böyle söylüyorsun. İnsanların Sinan'la aynı fikir. Değil mi? Lekerime iyi bir şey değil. Belki de karaktersiz bir adam da olabilir. Ben onu bilmem. Beni ilgilendirmiyor. Karaktersiz bir adamı yaptığı adam karaktersiz. Tayfur da ona cevap verdiydi o zaman. Ben hatırlıyorum. Şey Tayfur bir gün ona cevap vermiş. Peki sen neden rahatsızsın? Söylüyorum. Sen neden çok söylüyorum. İlginç. Yani söylüyorum. Hem söylüyorum. Öyle olduğunu söylemiyorum diyorsun hem rahatsızsın. Hayır hayır. Tekrar söylüyorum. Evet. Rahatsızım. Evet neden? Asla şunu demiyorum. Tamam onu demiyorsun. Burada başka bir. Bir dakika. Müsaade edin. Bunu sahada zaman zaman yaşamıştım. Bir oyuncuyla tanışıyorsan, onun için hep söyleriz. Bir hakemin bir oyuncuyla tanışması, doğru telefonlaşması, değil. Bayram, seyran, kandil, yanlış. Bir antrenörle arada bir yemeğe çıkması dünyanın en tehlikeli şeyidir. Kesin. Niye? Hakem için. Hakem kararları hep beyin, gözle vermez. Bir de insanlarda bilinçaltı bir şey vardır. Hele hele yorgunsan. Çok çok yorulmuşsan, oksijen beyin bariyerinde sıkıntılar yani beyni yeterince oksijen alamıyor ise evet. Bazen bilinçaltın seni aşağıdan vurur şak diye. Şak diye. Mesela eskiden bir Arif vardı. Şimdi firar. Arif Erdem. Bilinçaltı diyor ki, o zaman benim devrimim hakem. Bilinçaltı diyor ki bu hokkabaz artist kendini atıyor. Atıyor. Maça böyle çıkmak da tehlikeli. Çünkü bilinçaltı yorulduğunda bu adam sahte futbol sahtecisi atıyor kendini dersin gerçek penaltıyı da atlayabilirsin. Şunu demek istiyorum. Tabii ki Tayfur bu pozisyonda bilerek isteyerek ekmeğine ihanet edip Eyüp'e ihanet edip Arda hocasına Murat Başkan'a ihanet edip bunu yapmadı. Fakat bazen futbolcu hiç atlamaması gereken yerde atlar. Niye atladığını o da bilemez. Şimdi burada demin çok önemli bir şey çünkü yılların milli defansı. Tabii olmuş. Tabii. Ulan dakika 93. Bir adım fazla at. Orta yaparsa sana çarpsın ya da bırak orta geçsin. Tabii. Sıfırdasın. Sıfır. Niye hamle yapıyorsun? Tam salaklık. Şimdi ya. Bunu kasten yaptın demem ama bazen bilinçaltı. Bravo. İnsanın gönlündeki tıpkı hakeme gel 90. dakika Sinan benim kardeşim Apo benim kardeşim sahadalar arada bir görüşüyoruz 90. dakika Apo şöyle elle oynadı. Çalmazsın hocam. Bilinçaltım der ki hayır bilinçaltım bunu ben bile farkında değilim. Tabii. Apo senin arkadaşın penaltı değil. İstiyaki. Oyna dersin hakkını yersin Apo'nun karşısındaki takımına burada da bir ihtimal bilinçaltı. Bu bir suç değildir. Benim bu bir suç değildir. Bilinçaltı acaba Tayfur'a sıfıra gidip böyle futbolun doğal akışında ancak balta dediğimiz defans oyuncunun yaptığı kazma, bir olayda kazma. Bu penaltıdan rahatsızım ama aslan çiziyorum altın. Psikolojik olarak hatırlarsın. Bilinçaltı bambaşka bir şey. Freud anlamında. Tabii, bilinçaltı mesela senin bu kadar çok bağırmanın delirmenin sebebi ne biliyor musun? Çocuklukta tedavi edilmemiş bir hiperaktiviten var. Gülme. Doğru diyor ya. Kısmen bende de var. Doğru diyor. Ben gülüyorum o gün. Ya gülmeyin. Bak burada tıbbi konuşuyoruz. Hep burada hiperaktiflik var. Hiperaktifliğim engellendi. Ya. Şimdi böyle yapıyor. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Doktor Ahmet Freud. Gençliğinden beri mesela çok ağır, çok ağır bir şekilde fakirlik çekip sonra büyük parayı bulan iş adamları
İşçisinin garibanın hakkını yemesi sapık olduğundan dolayı değil. Daha manyak o ya. Hayır. O açlığın yarattığı şey bilinçaltı. İşçiyi kimseye daha para verme bilinçaltı. Ya hocam bir penaltı yorumlayacaksın. Freud gibi oldu ya. Psikolojik analizler. Hocam bak verdiğim bilgiler çok değerli ama biz bir şey anlamadık. Ne dedin ya? Şey, Apo araya gireceğim de güzel de anlatıyor. Çok güzel. Sen ninni gibi geliyorsun. Abi ben psikolojik olarak. Valla ben de donuyoruz. Uyuşturdu bizi ya. Türkiye'de Vole'de, şurada burada hep futbol yorumları yapıyor. Evet. Bir de futbolun psikolojik yönü var. Psikanaliz. Psikolojik mistik analizlerini yapıyor. Ayda. Mesela gelelim hakeme. Türk futbol tarihinin karakter olarak en korkak hakemi Zorbay Küçük'tür. Aha. Niye? Ama sen de şimdi Erol Bulut'u yaptır yapıyorsun. Hayır korkak. Korkak dedik ben şu kaç karak. Niye korkak? Korkaklık normal ya. Hepimiz de var ya. Ben niye korkak? Ben ödüm kopar. Beyler sağdan bakıyorum. Ben de müsaade edin. Zorbay Küçük. Zorbay Küçük. İki tane penaltı verdi. Kendisi değil, vardı yardımıyla. İkisi de uzaydan, Taksim'in tepelerindeki otelden. Oradaki o... Bara gidiyor. Şeyin oradan, barın oradan bile. Bara görürüz. Alkol sağlığa zararlıdır. Denizden bir tane teleskopla, denizaltıyla filan görülecek iki penaltıyı vermedi, veremedi. Veremedi görmediği için, kabiliyetsiz olduğu için değil. Doğru. İlk penaltıyı niye veremedi biliyor musun? Ulan ben bu Beşiktaş takımı zaten çok güçlüler. Şu bu penaltıyı vereceğim Tiam'a. Kaleci yaptı ya. Vermeyeyim. Değil galiba. Bilinçaltısı ona verme diyor. Belki penaltı o. Bilinçaltısı verme dedi. Vermedi gitti dedi ki Tiam'a. Lan beni kandırmak için attın kendini. Sarıyı verdi. Halbuki o penaltının penaltı olduğu... Uzaydan görülecek. Hani flu penaltılar olur anlarım. Beşiktaş'ın açıklamasını hazırlayın. Mesela dünkü penaltıyı. Adam topu attıktan sonra gidiyor basa. Vermese kızmam şeye. Atilla Karaoğlan. Kızmam. Lan Tiam'ı ya bir de utanmadan Tiam'a sarı veriyor. Allah'tan var. Orada işte bilinçaltı, korkaklık ateşliyor. O penaltıyı var yardımıyla verdiği için maç 1-1 olduğu için yine yüreği yetmiyor. 90 artı 3'te. Neydi çocuğun adı? Tayfur Bingöl. Kime yaptı? Semih Kılıçsoy. Tamam. Tayfur'un Semih'e yaptığı penaltıyı görüyor. Yine bana gidiyor. Aman diyor. Onu vermedik şimdi ben kötü kişi olmayayım. Korkak adam hakemi olamaz. Varsa var verir zaten. Varsa bir şey var versin diyor. Oraya atıyor. Bu Zorbay Küçük'ün karaktersiz bir adam olduğunu asla söylüyor. Korkak. Mesela Zorbay Küçük'e yolda yürürken iki adam dayı ne haber desin. Bak biz ya bu yaşta başta sana ne olabilir? Gidere gider. Zorbay neler hocam? Zorbay. Yetenebilir. Bazı adam korkak adamlar hakem olmaz. Hocam. Geri zekalı adamlar hakem olmaz. Çok kısa. Gider yapmasını bilen, geri adım atmasını bilen de anla hakem olur. Ne yapsın örnek hocam mi? Hakemler ya. Örnek hocam, mi? Hocam ben yıllar evvel korkma Kudüs'ü dedim. Evet. Korkma Kudüs'ü. Ne var iyi demiş. Şey korkma demedin. Korkma demedin. Abi ben seni korurum Kudüs'ü. Sen kimsin dedim ben. Sen korkma hakemler. Hakemler korkmayın kartlarınızdan. Bu Rafa Silva'ya atılan tekmeleri durdurun. Ha, o doğru. Bakın haklı. Bu Rafa Silva'yı katlediyorlar. Bunu yazın mutlaka. Bu Rafa Silva'ya atılan tekmeler yani hakikaten yani savcılık tekmesi falan savcılığa falan gitmesi lazım. Evet inanılmaz tekmeler atılıyor. Kaç haftadır öyle. Bugünkü maçta falan değil özelinde değil. Ligin başından beri bakıyorum. Lütfen sevgili hakemler Rafa Silva'yı koruyalım. Özellikle ve özellikle bakın çok sert tekmelere maruz kalıyor. Buradan başka bir şey söylemiyorum. Gerekeni yapalım. Lütfen yapalım. Ha bugünkü maçta baktım. Kartlık bir durum. Eyüp Spor'da Rafa Silva'ya yani kırmızılık bir durum yok. Ama çok sert giriyorsunuz. Arkadaşlar bakın futbolcu arkadaşlar. Hepinizin bu işten ekmek parası kazanıyorsunuz. Allah korusun. Arkadan tendona dalıyorsunuz. Şeye dalıyorsunuz. Bileğe bağlara dalıyorsunuz. Dize dalıyorsunuz. Yapmayın. Lütfen hakemler. MHK Başkanı Rafa Silva'yı koru.